Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vesselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin salat. İrfan abi 11. lemayı müstakil olarak yapalım diye bize söylemişti. Bu şekilde bir çalışma yaptık birlikte. 11. lema Mirkatü sünne ve tiryakü marazil bid'a. Bismillahirrahmanirrahim. Legat ca'ekum rasulun min enfüsikum. Azizun aleyhim ma'anittum harisun aleyküm. Bil müminine raufun rahim. Biz daha önceki derste de yani kendi aramızdaki müzakerede birinci nükteyi sünnet-i seni 11. lemanın zahiri olarak buraya da not almışım. Şeyden birinci nüktenin suretten kastınız nedir kardeş? Hani mesela bir kişiye ilk önce sünnet-i seni hakkında bir şey anlatacaksak ya da sünnet-i seniyenin makbuliyetine dair bir şey söyleyeceksek deriz ki sünnet-i seniye uymanın şöyle bir güzelliği vardır ki 100 şehidin sevabından daha fazla bir sevap kazandıracak bir eylem, bir harekettir. Yani ilk önce bir kişiye ifade ederek açılış cümlemiz bu şekilde olur. O kişinin dikkatini celbedeceğimiz, anlatacağımız. Sonra yine bizim enfüsçüler noktayı nazarına sizin dediğiniz gibi aslında o birinci nükte kalan diğer nüktelerin birinci nükte ilk önce anlatıyor meseleyi. Sonra ikinci nüktede bu işi detaylandırıyor. Diyor ki bu diyor sadece bizim görüşümüz değil aynı zamanda İmam-ı Rabbani de Seyri Sülük'ünde bunu bu şekilde görmüştür. Bu yani kendi başına bırakılacak bir mesele değil. Sonra üçüncü nükteye geçtikten sonra abi üçüncü nüktede usta kendi Seyri Sülük'ünü anlatıyor. Yani ilk önce sünnet-i seniyenin bir Seyri Sülük olduğu, sonra bu Seyri Sülük'ün altında bir nur olduğu, bu nuru üstad kendi aleminde nasıl gördüğü, sonra buna bir örnekle dördüncü nüktede bu Seyri Sülük'te neyi doğru neyi yanlış yaptığına dair ifadeleri geliştireceğiz inşallah. Daha mesele ilerledikçe daha güzel anlaşılır. Sünnet-i seniye deyince aklımıza ilk önce ne geliyor? Genelde adaptır yani. Sünnet-i seniyeden aklımıza gelen şey budur. Bu sünnet-i seniyedeki adabın bize katkısı ne olacak yani? Ya da bu sünnet-i seniye ittibağın enfüsü dairedeki karşılığı nedir? Üçüncü nükte şimdi tamamını bir okup, üçüncü nükteyi dikkat edin diyelim abi. Dördüncü nükteyle hemhal edip başa taşıyacağım tekrar meseleyi. İşte bu fakir Said, eski Said'den çıkmaya çalıştığı bir zamanda rehbersizlikten ve nefs-i emmarenin gururundan gayet müthiş ve manevi bir fırtına içinde akıl ve kalbim hakaik içerisinde yuvarlandılar. Kah Süreyya'dan Seraya, kah Seradan Süreyya'ya kadar bir sükut ve suut içerisinde çalkalanıyorlardı. İşte o zaman müşahede ettim ki... Üstadın haletini kızıyor şu an. Bu haletin bizdeki karşılığı nasıl olacak? Yani biz bunu nasıl anlamalıyız? Tamam, üstad bir halet yaşamış, bunu burada bırakalım mı yani? Devam et abi. Sünnet-i Seniyye'nin meseleleri, hatta küçük adapları, gemilerde hattı hareketi gösteren kıble nameli birer pusula gibi, hadsiz zararlı, zulümatlı yollar içinde birer düğme hükmünde görüyordum. O seyahat ruhiyede, çok tazyikat altında, gayet ağır yükler yüklenmiş bir vaziyette kendimi gördüğüm zaman da Sünnet-i Seniyye'nin o vaziyete temas eden meselelerine ittiba ettikçe benim bütün ağırlıklarımı alıyor gibi bir hiffet buluyordum. Bir teslimiyetle tereddütlerden ve vesveselerden yani acaba böyle hareket hak mıdır, maslahat mıdır diye endişelerden kurtuluyordum. Ne vakit elimi çektiysem bakıyordum tazyikat çok. Nereye gittikleri anlaşılmayan çok yollar var. Yük ağır, ben de gayet acizim. Nazarım da kısa, yol da zulümatlı. Ne vakit sünnete yapışsam yol aydınlaşıyor, selametli yol görünüyor. Yük hafifleşiyor, tazyikat kalkıyor gibi bir halet hissediyordum. İşte o zamanlarımda İmam-ı Rabbani'nin hükmünü bir müşahede tasdik ettim. Burada benim okuduğum sırada düğme kelimesi dikkatimi çekmişti. Yani düğme kelimesini külliyatta baktım. Yani hangi manalarda kullanılıyor diye. Benim yakaladığım 3 tane mana var düğme kelimesine. Şimdi diyor ki... Yolu aydınlaştırıyor dedi, değil mi? Yolu aydınlaştırıyor dedi. Bu yolun aydınlanması ne demek? Yani elektriğin içeri mi girmesi? Ya da şöyle mesela bu bir aydınlanma şeklidir. Bir de şu vardır mesela. Bir şey... Ampul yanar kafanda. Ha dersin. Bu da bir aydınlanmadır. Şimdi şu anlar 267'de de siyasi diplomatların radyo diliyle herkesin kafalarına sihirbaz ve zehirli üflemeleriyle ve mukadderat-ı beşerin düğme ve ukdelerine alem-i İslam'ın geleceğinin bir düğme olarak ifade ediyor. Gizli planlarını telkin etmeleriyle. Yani sistematiğin kilit noktası düğme. Kastamonu 87'de Nev-i Beşer'in
kısmı azamını istibdadı altına alan bir müthiş cereyanın düğüm ve düğmesi. Nevi beşerin kısmı azamını istibdadı altına alan bir müthiş cereyanın düğüm ve düğmesi. Düğümlüyorlar abi. Kompleks bir hale getiriyorlar senin için. Yani kendi girdabında dönüyorsun. Öyleyse böyle, çünkü sana verilen bir bilgi sistemi var. Bu bilgi sisteminin içerisinde çıkmak çok zor. İnsanın kendi kabuğunu kırması çok zor. Bu kendi zihninin içine hapsediyorlar abi insanı. O bizim için bir düğme oluyor. Barla 186'da Hafız Ali abi, bu dima konusunda benim Barla'da gördüğüm en ehil kişidir yani. İyyâke nâbudu'nun sırrını anlatırken diyor ki, İyyâke nâbudu sırrı öyle bir düğme olarak gösteriyor ki her mümin kendi düğmesi vücut aleminde bir elektrik fabrikası gösteriyor. Her müminin vücut aleminde bir düğmesi var. İyyâke nâbudu bunu açıyor diyor. Bu aynı zamanda üstadın Nûn-u Nâbudu'nun üç şeklini anlatırken de bunu. Yani bir aydınlanmaya örnek bu. Hiç olmazsa bir düğme ile veya bir kelime ile kendini nerede terbiye olduğunu gösterir. Kelamla beraber söyledi abi düğmeyi. Hiç olmazsa bir düğme ile, yani üstad bu düğmeye bakıp, bu bizim bahsettiğimiz onu anahtarı gibi değil. Kişinin kelamında ya da o düşündüğü sistem içerisinde hangi hapishanedeyse, hangi düğme şeyin içerisinde kalmışsa, hiç olmazsa bir düğme ile veya bir kelime ile kendinin nerede terbiye olduğunu gösterir. Şimdi bu üçüncülükte, dördüncülükte de sonra zaten şey anlat. Peygamber'e muhabbetimiz varsa, işte Allah'a muhabbetimiz varsa peygambere ittiba etmeliyiz falan. Bu külliyattaki bu bahisleri zaten alemimizde biliyoruzdur, defalarca okumuşuzdur. Yani. Bunu bu halete taşıyan şey ne? Yani mesela dördüncülükte okuyacağım mesela şimdi. Dördüncülükte yine önce size soracağım. Dördüncülüktenin sünnet-i seniyle ne alakası var? Yani bu okuyacağım dördüncülük değil. Bana sünnet-i seniyle bağdaştırabilir misiniz diye soracağım abi. Ondan sonra düğün meselesinin üzerine daha durup bunu en başa taşıyacağım. İnşallah bir mana yakaladığımı düşünüyorum. Size de fayda olur diye. Dördüncülük. Sanki bu 11. lemadaki geçen düğme ifadesi iki şeyi birbirine bağlama ile geçiyor. Ama senin şu ana kadar bahsettik bir noktadan ya birinin değişimi ya bir şeyin aydınlanması, evet, olan düğmeden bahsediyor. Mekanik düğmeden de bahsediyor üstad. Evet evet diyor. Oradaki düğme istersen oku oradan. Evet. O iki şeyi birbirine bağlama noktası gibi. Okuyalım abi. Senin dediğin gibi de olabilir. Belki ben yanlış anlamışım. Bir bak abi. Sünnet-i seniyenin meseleleri, hatta küçük adapları, gemilerde hattı hareketi gösteren kıble nameli bir pusula gibi, hadsiz zararlı ve zulümatlı yollar içerisinde. Yani karanlıklı yollar içerisinde bu zulümatlı yollar. Yani daha içinde birer düğme hükmünde görüyorum. Yani iki şeyi birbirine bağlayan değil de o zulümat neyse onu bertaraf ediyor. Onu ortadan kaldırıyor. Bak başında diyor ki 11. lemanın başında üstad giriş cümlesi olarak mirkat-ı sünne ve tiryak-ül marazil bid'a diyor. İki mesele bu. Mirkat-ı sünne, hani kelime, lügat manası olan sünnet basamakları. İşte sünnet merdiveni. Evet. Yani bir yolda yükseliş. Ama burada 11. lemada bir de bu işin defişer kısmı var. Burası celb-i nefa kısmı. Defişer kısmı da tiryakul marazıl bid'a. Bid'a kelimesine baktım. Yani internetten de araştırdım. Tam olarak bir tanımlama yapamamışlar abi. Bid'a kelimesini mesela ben sana sorsam nasıl tanımlarsın bid'ayı abi? Cevap vermek ister misin? Yoksa devam edeceğim. Bida kelimesine. Bidat. Bida nedir? Evveliyat olmayan, yani lügat manası da İslamiyet'te evveliyat olmayan, sonradan dinde olmayan, dinde sonradan ihdas edilmiş. Abi sürekli çevirip çevirmişler. Bunu evirip çevirmelerin meselesi sünnet-i seniye meselesine yanlış bakış açısı. Yani alemimizde sünneti biz sadece sağa yatmak. İşte sağ elle yemek yemek, bunu küçümsediğinden söylemiyorum. Aynen, ben de. Alemde insanların genelde bu olmuş. Ama sünnet-i seniyye, bak, üstadın işleyişi çok farklı. Hani algısı çok farklı. Şimdi bak, dördüncülükte bu tiryak-ül marazı bir daha var ya. Şimdi dördüncülükte şey yapacağım, okuyacağım. Ondan öncesinde mesela şurada sünnet-i seniyye izahlarında, şey, bidalarında bir tanesi şu şekilde izah ediyor. Dokuzuncülükte de. Ahkam-ı ubudiyette yeni icatlar bidattır diyor. Sonra sünnet-i seniyenin meratibi var, bak bir tanımlama daha. Bir kısmı vaciptir, terk edilmez.
O kısım şeriat-ı karrada tafsilatıyla beyan edilmiş. Onlar muhkemattır. Hiçbir cihette tebeddül etmez. Bir kısmı da nevafil nevindendir. Nevafil kısmı da iki kısımdır. Bir kısmı ibadete tabi, sünnet-i seniye kısımlarıdır. Onlar da şeriat kitaplarında beyan edilmiş. Onların tahiri bidattır. Diğer kısmı adab tabir ediliyor. Siyer-i seniye kitaplarında zikredilmiş. Onlara muhalefete bid'at denilmez. Burada biz kısmı değil, bu diğer kısma şey yapacağız. Şimdi hani akide olarak abi, yaşantımız olarak değil mi? Temelde üç tane mezhep vardır. Şia vardır, hariciler vardır, ehl-i sünnet vardır. Ben diyordum ya niye bu ismi seçmişler? Yani ehl-i sünnet niye bu ismi seçmişler? 11. lemadan sonra jeton düştü ben okuduktan sonra. Bu ismi neden seçtiklerini? İnşallah size de ikna edeceğimi düşünüyorum bu konuda. Belki de siz beni ikna edersiniz. Dördüncü nükteyi okuyacağım abi. Dördüncü nükteyle sünnet-i seniyenin ne alakası var? Bunu anlamaya çalışacağım. Yani bu meselenin sünnet-i seniyenin alakası nedir? Şimdi dördüncü nükteyi bir okuyayım. Birlikte bir dinleyelim. Bir zaman Rabıta-i Mevt'ten ve El-Mevtü kaziyesindeki tasdikten ve alemin zeval ve fenasından gelen bir halet-i ruhiyeden kendimi acip bir alemde gördüm. Baktım ki ben bir cenazeyim. Üç mühim büyük cenazenin başında duruyorum. Birisi benim hayatımla alakadar ve mazi kabrine giren zihayat mahlukatın heyeti mecmuasının cenaze-i maneviyesi başında bir mezar taş hükmündeyim. Bu benim hususalem. İkincisi küre-i arz mezaristanında nev-i beşerin hayatıyla alakadar envay zihayatın heyet-i mecmuasının mazi mezaristanına defnedilen azim cenazenin başında bulunan mezar taşı olan bu asrın, yüzünde çabuk silinecek bir nokta ve çabuk olacak bir karınca. Bizim alemlerimizin birleşimi abi. Hani bu benim alem olduğu gibi biz birbirimiz alemi içerisinde de giriftiz yani. Birbirimize de etki ediyoruz, tesir ediyoruz bizim alemlerimiz. Hani bilgisayar dediğinde bulut sistemi abi. Bir benim kendi hususi hard diskim var. Bir de bulut sistemine taşınmışız yani. Bluetooth'larla bariz birbirimize. Şu kainatın kıyamet vakti üçüncüsü, şu kainatın artık sistemin kendisi. Şu kainatın kıyamet vaktinde ölmesi muhakkakul vuku olduğu için nazarımda vaki hükmüne geçti. Bu azim cenazenin sekeratından, dehşet ve vefatından beht ve hayret içinde kendimi görmekle beraber istikbalde muhakkakul vuku olan vefatın o zaman vuku bulunur gibi göründü. Ve fe'in tevelle, senden yüz çevirirlerse, ilahir, biraz baştaki okuduğumuz ayet sırrıyla, bu mevcudan bütün mahbubat benim vefatımla bana arkalarını çevirip beni terk ettiler, beni yalnız bıraktılar. Kaybediyor. Biraz 40 yaş meselesi var ya, onun üzerine güzel gidiyor şu an. Hadsiz bir deniz suretini alan ebed tarafındaki istikbale ruhum sevk ediliyordu. O denize ister istemek atılmak lazım geliyordu fıtratın iktizası. İşte o pek acip, o hazin haletteyken iman ve Kur'an'dan gelen bir medetle beyin tevelle fekul hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Eğer senden yüz çevirirlerse de ki Allah bana yeter, Allah'tan başka ilah yoktur, ona tevekkül ettim, o arş-ı azimin sahibidir. Ayeti imdadıma yetişti ve gayet emniyetli ve selametli bir gemi hükmüne geçti. Kemal-i emniyetli ve sururla o ayetin içine girdi. Gemi tamam ama pusula ve aydınlanma yok da abi. Bu sistem. Evet anladım ki ayetin mana-i sarihinden başka bir mana işaresi var. Beni teselli etti ki sükunet bulduğum sekinet verdi. Evet nasıl ki mana-i sarihi Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselama der. Eğer ehli dalalet arka verip senin şeriat ve sünnetinden iraz edip Kur'an'ı dinlemezlerse merak etme. Ve de ki Cenab-ı Hak bana kafidir, ona tevekkül ediyorum, sizin yerlerinize ittiba edecekleri yetiştirir. Taht-ı saltanatı her şeyi muhittir. Ne asiler hududundan kaçabilirler ve ne de istimdat edenler medetsiz kalır. Öyle de mana işaresiyle der ki, ey insan ve ey insanın reisi ve mürşidi, eğer bütün mevcudat seni bırakıp fena yolunda ademe giderse, eğer zihayatlar senden müfarakat edip ölüm yolunda koşarsa, eğer insanlar seni terk edip mezaristana girerse,
Eğer ehli gaflet ve dalalet seni dinlemeyip zulümata düşerse merak etme. De ki Cenab-ı Hak bana kafidir. Madem o var, her şey var. Ve o halde o gidenler Adem'e gitmediler. Onun başka memleketine gidiyorlar. Ve onların bedeline bu arş-ı azim sahibi nihayetsiz cunuz ve asyerlerinden başkalarını gönderir. Ve mezaristan'a girenler mahvolmadılar. Başka aleme gidiyorlar. Onların bedeline başka vazifedarları gönderir. Ve dalalette düşenlere bedel. Tarık-ı Hakk'ı takip edecek muti kullarını gönderebilir. Madem öyledir, o her şeye bedeldir. Bütün eşya bir tek teveccühüne bedel olamaz der. İşte şu mana işari vasıtasıyla bana dehşet veren üç müthiş cenaze başka şekil aldılar. Yani hem hakim, hem hakim, hem rahim, hem adil, hem kadir bir Zat-ı Zülcelal'ın taht-ı tedbir ve rububiyetinde ve hikmet ve rahmeti içinde hikmet numa bir serian, ibret numa bir cebelan, vazifedanla bir seyahat suretinde bir seyir-i seferdir. Bir terhistir ve tavziftir ki böylece kainat çalkalanıyor, gidiyor, geliyor. Şimdi bu bahsin sünnet-i sene ile olan alakası nedir abi? Yani, zahirde aslında hiçbir şey görünmüyor. Hiçbir şey yok abi. Anlatmış. Evet. Yani sünnet-i seneyi bunun üzerine bina etmiş. Bir yorum yapabilecek var mı? Araya mı karışmış? Kafası mı karışmış üstadım? Şimdi şey vardır ya mesela bir nübüvvet bir de risalet meselesi var abi. Nübüvvet Hatem-en Nebiyyin meselesiyle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vefat etmesiyle nübüvvet hadisesi bitti. Ama hükmü cereyan ediyor. Risalet olarak devam ediyor. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın risaleti devam ediyor. Bu risaletin devamının meyvelerinden bir tanesinin üstad Risale-i Nur olduğunu söylüyor. Şimdi bu sadece üstada has bir durumuydu ya da Evliyaullah Zattara bir has bir durumuydu. Şimdi baştaki ayet çok dikkatimi çekmişti böyle. Enteresan geldi bana. Abi sizin Arapça vardı değil mi? Şimdi mesela biz bu topluluktan birini seçeceğiz derken o seçim kelimesi olarak ne kullanırız? Mesela içimizden bir tane aşçı çıkacak derken bu çıkacak kişinin kelimesi ne olur mesela? Ya da birini seçileceksek seçilmiş birisi. Yani ne diyelim mesela ben seçtim diyelim. İstafaytu diyelim mesela. Şimdi ayetteki ayeti takip edelim abi. Diyor ki ayette لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُ مِنْ اَنْفُسُكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَلِدْتُمْ حَرِيسٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ Andolsun, dur tam doğru mealini okuyayım. Ben kendim çevirmeye çalışmayayım. Tevbe suresi ayette Cenab-ı Hak buyuruyor ki size kendi içinizden öyle bir peygamber geldi ki sizin sıkıntıya uğramanız ona pek ağır gelir. O size çok düşkün, müminlere çok şefkatli, çok merhametlidir. Şimdi kendi içinizden diyor. Bunu buradaki kendi içinizden kelimesi genelde hani bir topluluktan anlaşıyor değil mi abi? Şimdi ayeti yavaş yavaş okuyacağım. Cenab-ı Hakk'ın içinizden kelimesini karşılığında seçtiği kelimeye bakın abi. لَقَدْ جَاءُكُمْ Size gelmiştir. Rasulü, Rasul min enfusukum diyor abi. Enfüste gelmiş. Anlatabildim mi? Anlattın abi. Allah tamam. Bence bu lemanın en can alıcı yeri burası. Bu manayı kaçırıldığı için şimdi hani diyor ya tiryakul marazı bid'a diyor. İnsan neden bid'aya gider? Çünkü kendi fikri ve düşüncesine itimat ettiği zaman bu hadise gelir. Peki bu hadise ortaya çıkmaması için bu yaranın merhemi nedir diye sorarsan kendi fikir ve düşüncenin haricine gitme ki burada bu işi kemal manada yapmış birisi var. Onun fikir ve düşünceleriyle tartarak çünkü bak üçüncü nüktede diyor ki eski fakir sahip eski sahipten yeni sahide çıkmaya çalışıyor abi. Daha tam meseleye nüfuz etmemiş. Ne zaman ki diyor sünnet-i seniyeye hani böyle sahaya atmak gibi falan filan değil de sünnet-i seniyenin mahiyetine vakıf oldum diyor. O diyor karanlıklı yollar aydınlanmaya başladı. Yani Allah Resulü'nün neyi neden yaptığını anlamaya başlamış. O kıbleyi ona göre taşımış. O düğüm çözülmüş abi. O düğme var ya o bizim tişörtteki gömlekteki düğme değil ya. Ya da şu onu fanahtarı değil ya. Yani o zihnin ya da nefis ve şeytanın o ukdesine, o düğmesindeki mesele patlamış artık. Yeni sayıda geçiyor. Sihir çözülmüş. Bununla birlikte. Kilit açılıyor. Yani. Kilit açılmış. Sünnet-i seniyeyle açıyor abi. Ehl-i sünnet ve cemaat kavram buradan geliyor. Yani bu kilidi açabildik, açtıkları için kurdukları meslek ve meşrebin ismini ehl-i sünnet koymuşlar abi.
sünnet yani sadece böyle biz sağa yatalım, yemeğe sahilde yiyelim, tuvalete girerken sol ayağımızla girelimin dışında bid'asal kavramların yani zihnin farklı alemlerde insanın enfüsü dairesindeki karşılaştığı o girdapların o ha diyor ya bak şu kelime de çok enteresan. Diyor ki fakir Said eski Said'den çıkmaya çalıştığı bir zamanda rehbersizlikten ve nefs emmarenin diyor. Kendi fikrine itimadın neticesi bu işte. Gururundan gayet müthiş ve manevi bir fırtına içinde akıl ve kalbim hakayık içinde tamam bir hakayık var ortada ama çalkalanıyor. Yuvarlandılar. Kah süregâdan seraya, kah seradan süreya bir sukut ve suud içerisinde. Haletini anlatıyor. Öncesinde ne anlatıyor? İmam Rabbani dedi diyor işte. Ne dedi? Şeyden diyor, sünnet-i seneye ittiba edenleri. Sonra zaten bunu hani mesela alıp da tarikat gibi şeylere falan yorulmayanlar diyor. Bu öyle değil. Üstad diyor ki şeyden diyor, kitap ve sünnete aykırı olmamak şahitler. Kitap ve sünnetten alınan, tarikatta cari olan kural ve kadirler bidayı hasenedir diyor. Bu olabilir. Ama bu bidayı o kadar aşağı indirmemiş. Bir de şeyi, sünnet-i seneyi çok yukarı taşımış. Yani bak, şu üstadın aynı hasbunallah ve nimel vekile benzemiyor mu abi şu baştaki? Yani dedin ya bu buradaki tavsif, fıtrat iki tane aslında fıtrat hastaya var. Evet. Sonra kazanılan bir fıtrat var. Abi Allah razı olsun ya. Yani, fıtrat var. Fıtratı AKLML var ya. Fıtrat hastaya taşınıyor. Yani onun yöntemi yoksa bir insanın davranışsal adetleri değil sünnet-i seniye. Eğer bir insanın tabiatından çıkana sünnet dersen erkektir. Kadın nasıl taklit edecek? Kadının fıtratı nasıl? Yani bir erkekten çıkan değil. Nedir o? Fıtratı tavsif ediyor. İçinden Resul çıksın diyorsa. Ya ama bu ihraç Allah razı olsun ya. Ben bir tuhaf etti şu. Evet. İçinizden enfusikum var. Enfusikum mu? Evet. Of hiç ömrüm. Ayetsel şey abi delil. Daha ilerisi yok bunun. Yok ki. Hani var ya. Sen seni doğuracaksın. Evet. İkizini doğuracaksın. O karmaşıklık dünyada enfusikum. Aranızdan çıkacak. Ne alakası var ya? Sizin enfusikum. Sizde aramızdan çıkacak tabir kullan. Ne enfuse? Kendimizden çıkıyormuş ya. İçimizden gelirken kendim. Benden çık. Ben kendimi doğuracağım. Aslı mı abi? Aslı fıtrat. Nur-u Muhammedi olarak ifade ediyor zaten bu. Evet. Onu bu şekilde değerlendirmedikleri için bir daha da anlayamıyorlar abi. Fıtratı neyi bırak? Neyi? Fıtratı seni bırak. Fıtratı Selime'ye dön. Taşın oraya. Çok tuhaf değil mi bunlarla alakalı mesela Meylem Suresi? Bunlarla alakalı Kur'an örnek değil mi? Öyle. Şablon değil mi? Yöntem değil mi? Öğreti değil mi? Onunla tanımlanacak değil miyiz? Rehber değil mi? Olmayacak bir şey rehber olur mu? Uçum. Meylem olmayacağıma göre. İsa'yı doğurmayacağıma göre. Meylem Suresi'ne muhatap değil mi? Öyle abi. Manası olur. Peki ne olur? Bir, kocasız doğurmak bir şey kaldırdı. İki, kendisi kendisini doğurması gerekirken, kadın kadını doğurması daha mantıklıyken, kadın erkeği doğurması ikiyi de yıktı. Farklı doğan insan, farklılığı doğuracak enfusi peygamber olacak. Yani kendini kendin doğuracaksın. Diğer yöntemler nedir? Bidattır. Bidattır. Evet. Kendi şu şey var. Mesela Hazreti Ömer Efendimiz teravih namazını cemaatle kıldırdığı zaman evet. Diyor ki ni'mel bid'atu heze. Bu ne güzel bid'attır evet. Diyor. İmam Rabbani Hazretleri ise 4-5 tane mektubunda bid'atın kesinlikle hasenesi olmaz diyor. Burada üstadım işte demek ki ahkam-ı ilahiyeyi ortadan kaldırmıyorsa ve asırları kitaptan alınma kaydıyla diyor. Bakış açısı yani. Bir de o şey İmam-ı Gazali de söylüyor. Bir insanın, müceddidin o asra bakan toplumsal yapıya göre sözünü orada değerlendireceksin. Evet. Onu bu asra taşırsan olmaz. Neye benzer? İncil'i bu asra taşımak gibi olur. Onun için olmuyor. Kim bu demiş, kime demiş, ne makamda demiş. O toplumda bidaların hasene masene durmadan olmuştu. İmam Gazali dediği gibi gavur bir kelime ezberlemek, öğrenmek küfür alametidir. Sonra demişler ki niye dedim böyle yabancı bilmek? O zaman Avrupa, Bizans, Roma'dan felsefe giriyordu. İmanları korumak için onunla payanda yaptım diyor. Zatı değil,
O zarar için, evet. Fıtratı asliyemiz var ya abi. Burada aslında 11. lemayı bid'a meselesi üzeriyle değerlendirmek lazım. Yani Mirkat-ı Sünnet ve Tiryak-ı Maraz'ı bid'a meselesiyle değerlendirmek. Enfüs-ü alemindeki seyir-ü seyahatimiz var ya, biz hani diyoruz ya, bu dini en mükemmel yaşayan kişi Allah Resulü'dür diye. Evet. Ha, onun o seyir-ü sülüku içindeki o kemalatının dışarı vuruşu ya, İşte biz enfüs-ü alemimizde böyle bir Resul kavramının alemimizde ihya olması için çekirdek olan şeyi patlatmamız için Allah Resulü bize yol ve yöntem gösteriyor. Bunun ahkam-ı ubudiyetteki meselelerin dışına çıkıldığı zaman problem çıkıyor zaten. Adapta diyor üstad şey değildir diyor. Hatta ilerleyen süreçte sünnet-i seniyeni anlatırken sünnet-i seniyeyi diyor tembellik edersen hasaret azami. Ha, tembellik eder de yapmazsan hasaret azami. Ehemmiyetsiz görürsen cinayet azami teksibini işmam eder. Aslında yalanlamak istiyor ama yalanlama kokusu geliyor. Direkt yalanlayamıyor. Farklı yola çevirmeye çalışıyor. Yani ahkamı değiştirmeye çalışıyor. Farklı bir yere kanalize etmek için. Teksibini işmam eden tenkit ise dalalet azimedir diyor. Küfür değil abi. Yani tamamen kişi farklı yöne, farklı meselelere, yani fıtratın iktizası olması gereken iç alemimizden bir risalet kavramı bizde ihya bulmasını istiyorsak bu meseleyle yürümemiz lazım. Şunu demek istiyorsun. Yani enfüs hüküm manasıyla Allah'ın kelamı olan Kur'an'ın senden başka yaşamayan, bir tek sen yaşıyorsun. Senin aleminde önce bir onu belirle ve kabul et. Alemine bidaları getirme. Sonra bunu dışarıya vur mu demek istiyorsun? Abi şimdi mesela şurada üstadım mesela 4. nüktede diyor ki burada el mevtü hakkun meselesini düşünüyor, tefekkür ediyor bunu. Burada ne bir hakaik var ortada. Çalkalanmaya başlamış. Yani ne tuttuysa elinde kalıyor. İlk önce kendi hayatı, kendi sevdiği şeyler. Kaymış gitmiş. Sonra bakıyor etrafındakiler de kayıp gidiyor. Ya bakıyor dün kainat da kayıp gidiyor. Diyor bu ne olacak? Bu şey girdap içerisindeyken şunu anladı ya, o ayet sadece Allah Resulü'ne gelmedi. Evet. Ona Allah Resulü'ne dedi ki Cenab-ı Hak zahiri olarak, eğer senden yüz çevirirlerse, bu gidiyorlar ya, senin kaybetmiş gibi düşünüyorsun ya, sen bunu kaybetmiş gibi düşünme. Çünkü onların yerine yeni askerleri de gönderir, yeni tebaa da getirir sana, yeni inananlar da getirir, bu mesele önemli değil. Sen Allah'a şey yap, yani iç alemindeki senin bu mahiyetini, bu külliyetini, senin bu onlara olan şefkatini yaratan Allah'a teveccüh et. Bu senin içerisindeki risaleti ortaya çıkaracak. Yani kaynağa bak. Mesela kaynak şey değil, Nur-u Muhammedi olarak düşün diyor. Ondan sonra abi bunu alıyor. Üstad diyor ki bu tamam böyle ama bunun bir de diyor ima bir manası var. Ne tam kelimeyi unuttum. Sarih manasının içinde bir de remzi bir mana var. Yani, işari bir manası var. O işari manayı da aldı. Kendi iç alemindeki o bidaya gidecekti ya. Farklı bir yola sülük edecekti. Yani bu kaybetmek ne olacak? Ondan sonra ben de mi kaybediyorum? Ondan sonra bundan farklı meşreplere gidecekti belki. Belki yeni bir ekol oluşturacaktı. Vahdet-i vücut gibi. Ama onlar o şekilde telafi ettiler. Yaralarını o şekilde sardılar. Tiryaklar o şekilde tiryak ettiler. Ama bizatihi hükmün kendisine zahir içinde aynı hakikati nüfuz etmek adı altında bu ayeti aldı, kendi enfüsüne taşıdı. İçindeki risalet uyandı. Allah Resulü uyandı yani içindeki. Bu istikameti düğümü açtı. Bunu bir de izah ediyordu. İşte bu üçüncü lükledeki... Ama bak ne dediğim, farkında mısınız? Risalet uyandı. Evet. Risalet en güzel o gösterici için Resul oldu o. Risalet peygamber has değil o. Hükmü bu şekilde devam ediyor abi. Sen ne diyorsun, duyuyor musun diye denilir. Risalet yöntemdir, sistemdir. Hakikatin bütünselliğidir. Evet. Ona en cami mazhar Resul'dur. Risaletini uyandır. Kendi risaletini. Aç diyor. Enfusekum. Kendi risaletini uyandır. Hakikati değil cilvesi. İşareti remzidir. Gölgesidir diyor. Yani peygamberin en büyük vazifesi neydi? Tebliğ. Tebliğ yapıyorsun. Aynı şeyi yapıyorsun. Yani risalet yöntemdir, sistemdir. Bütün peygamberlere şamil, bütün insanlara şamil. En cami ayna Resul'dur. Bu an. Kimse ona Resul denilir. Risalete en çok hamil olan kim? İşte ya. Sizin söylediğinizde İmam-ı Rabbani şöyle ifade etmiş abi. Diyor ki,
Sünnet-i Seniyye'yi esas tutan İmam-ı Rabbani hak söylüyor. Sünnet-i Seniyye'yi esas tutan Habibullah'ın zillı altında makam-ı mahbubiyete mazhardır. Ah işte mazhardır. Mahbubiyetin yani, risalet ya. Ayette de zaten Nebi kelimesini kullanmadı, Resul kullandı. Resul kullandı. Sonra bu bidâ meselesiyle alakalı diyor ki, ben hani neden bidaya gidiyor kişiler? Altıncı nüktede kavayet-i şeriat-ı garra ve desatir-i sünnet-i seniye tamam ve kemalini bulduktan sonra yeni icatlarla o dusturları beğenmemek. Bu da gidenlerin fıtratı. O dusturları beğenmemek veyahut haşa ve kella nakıs görmek hissini veren bidaları icat etmek dalalettir. Ben seyri sürdük ruhaniyede görüyordum ki Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'dan mervi olan kelimat nurludur. Yani o manaya nüfuz etti, o da nüfuz etmiş manaya, fark ediyor artık. Yani diğer kelimeden ayırıyor. Hani sünnetin mükemmeliyetine, şeyine bak yani. Hem arkasına giden tebaası da aynı şekilde. O demek ki bu nura muhatap olabilmek var ya. Risalet inkişaf ederse kişinin aleminde kelama muhatap oluyorsun işte abi. Alttaki nura. Görünüşte kelam, altta nur. Sonra abi yine nüktelerde işte dediğim gibi meselede Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın haletindeki güzelliğinden, fıtratının güzelliğinden geldiğine dair üstad anlatıyor, izah ediyor işte. Ondan sonra bunun aynı zamanda Cenab-ı Hakk'ın Cemil gibi esmalarına dayandığını anlatarak devam ediyor. Şöyle bakayım notlarımdan. Sünnet-i Seniyye'nin edep olduğunu söylüyor. Şimdi alıyor abi olayı, getiriyor. 11. nükte en sonu. Ben burayı anlatacağım, bitireceğim, ben anlatacağım bu kadar. 11. nüktede Sünnet-i Seniyye'nin en sonunda, yani artık meseleleri tamamlamış, Sünnet-i Seniyye'nin en sonundaki meselesinde diyor ki, 3. mesele. 11. nüktenin 3. meselesi. Bundan sonra meseleyi kapatıyor. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın hilkatten en mutedil bir vaziyette ve en mükemmel bir surette halk edildiğinden hareket ve sekenatı itidal ve istikamet üzere gitmiştir. Yani sünnet-i seniyenin mükemmelliğinin neticesi aslında ne olduğunu anlatacak bize birazdan abi. Bilmeyen nakledeyim. O şey var ya, sırat-ı müstakim var ya abi. Oradaki yani fıtratındaki mükemmelliği sırat-ı müstakimdeki o şeydir, şehvettir, gadaptır, bu tarz şeylerin en istikamette kullanması onun itidallı olduğunu gösteriyor. O da onun altında bir edebin kaynaklı. Edep onları istikamette tutmuş. Fıtrat mükemmel olduğu için fıtratı muhafaza etmiş abi. Fıtratı muhafaza ettiği için fıtrat aşireye gitmediğinden dolayı bir şey ona gayri ihtiyarı şey gelmiş, itici gelmiş. Bu halet onu mükemmelliğe taşıyor. Yani aslı fıtratını yaşadığı için böyle. Sünnet-i Seniyye böyle. Risalet de bizi aslı fıtratımıza çevirecek abi inşallah. Yani inkişafın neticesi budur. Elimizde böyle bir fayda olacak diye tefekkür ettim. Edebi hakkında bir şey yaptın mı? Abi edep... Mürteb-i mürtte nedir? Ya düşündüm ama... Şimdi kafa şeyde kaldı benim. Geçemiyorum edebe. Enfüsüküm'ün risaletinde kaldı. O kısmı ben bir düşüneyim. Yani düşündüm ama kafa gitmiyor şu an. Hatırlayamıyorum ben. Çünkü o bizi şekillettirdi. Oradan geldim çünkü. Evet. Edep meselesinden geldim oraya. İlk önce edepten Sırat-ı Müstakim'e gittiğimi hatırlıyorum. Sırat-ı Müstakim beni en başa taşıdı. Baştaki ayet dikkatimi çekti. Onun üzerine 3. ve 4. nükteyi bina ettim. Bunu da 2. nükteyle destekledim. Şunu olabilir mi? Mesela sünnet-i seniyye edeplenmeyen hakikatta tediplenir. Evet. Cezalanır. Seni ortadan kaldırır şey. Bidayen geliyor işte. Seni ortadan kaldıranları kaldırıyor. Yani seni sen eden şey. Demek aslında hat koymuş. Bidaya ıstılahi bir manada bu şekilde verilebilir abi. Evet. Fıtratın dışındakiler diye. Evet. Hat yani. Edep ifrat ve tefritten seni koruyan bariyerler gibi. Ama hiç kimse pek değer vermez ama o gece, o çizgiler yol kadar önemlidir. Evet. Sünnet ise ne o yol olsa edep de o çizgilerdir. Öyle. Yol çizgileri. Kur'an'da sokaklanmasıdır. Arabada bedendir, şoförde enfusidir.